İntegral Yatırım Menkul Derler Forex Departmanı'ndan Meryem Gürsoy ben. Öncelikle herkese iyi haftalar dilerim. Endekse baktığımızda 94.800 seviyesindeki direncini kıramadığını izledik. Ancak bu seviyeden gelen satışların da sınırlı kaldığını gördük. 94.800 seviyesi önemli bir direnç noktası. Çünkü bu seviyenin üzerinde tutunduğu sürece 97.000 seviyesine doğru hareketinin güçlenebileceğini söyleyebilirim. Aşağıya baktığımızda 92.500 en yakın destek noktası. 92.500 seviyesinin üzerinde tutunduğu sürece endeks yukarı yönlü denemelerine devam edebilir. Ancak bu seviyenin altındaki kapanışlar aşağıda satışları hızlandırabilir. Piyasalara baktığımızda seçim sonrası belirsizliğin hala devam ettiğini görüyoruz. Aynı zamanda ABD ile S-400 konusundaki artan geriliminde dolar-TL üzerindeki baskıyı tetiklediğini izliyoruz. Dolar-TL kuru 5.55 seviyesi üzerinde ısrarcı. Gelişmekte olan ülke piyasalarının da karışık seyrinin devam ediyor olması yine dolar-TL kuru üzerindeki yukarı yönlü hareketi destekleyici oluyor. Kurun 5.55 seviyesi üzerinde ısrarcı olması yukarıda en yakın direnç noktası olan 5.65 hatta onun üzerindeki daha güçlü bir direnç seviyesi olan 5.68 seviyesini takip etmemizi sağlıyor. Ancak olası geri çekilmelerde 5.55 seviyesinin altındaki kapanışlarda kurun yeniden 5.45-5.50 aralığındaki seyrini destekleyici olabilir. Teknik göstergelere baktığımızda ise kurun yukarı yönlü hareketinin teknik göstergeler açısından daha güçlü olduğunu söyleyebilirim. Bugün Merkez Bankası'nın swap satış limitlerini %30'dan %40'a çektiğinin haberini aldık. Bunu üçüncü kez yapıyor. Ancak bu haberin fiyatlamalar üzerinde hareketlerinin sınırlı kaldığını söyleyebilirim. Yine de endeks içinde, dolar-TL kuru içinde olası haber akışlarına karşı temkinli olmakta fayda görüyorum. Herkese iyi haftalar dilerim, bol kazançlar.